Herkese merhabalar. Bugün 11 Temmuz. 01.55'te ay boğa burcuna giriş yapacak. Evet, işte şimdi koçta başlattığımız bazı projelerimizi devam ettirme enerjisi sunuyor gökyüzü bizlere. Bu dönem yeni şeylere başlamayın. Sadece başlattığınız ama yarım bıraktığınız işlerinizi toparlayın. Daha önceden almış olduğunuz notlar varsa onların hepsini bir araya getirmeye çalışın. Hayatınızda olmasını istemediğiniz şeylere değil, tam tersi. Neleri oluşturmak istiyorsanız onlara odaklanın. Rutinler oluşturun. Belki de sizi sıkan şeyler var. Onlardan kurtulun mesela. 01.09 gibi de ay boşlukta olacak. Bu saatlerde uyumayanlar varsa meditasyon yapsınlar ve rüyalarını programlasınlar. İyi gelecektir. Plüton-Merkür karşıtlığı devam ediyor. Hatırlarsanız pasif-agresif durumlar diye konuşmuştuk. Bunları bize yaşatabilir bu enerjiler. Zihinler mesela her zamankinden daha yoğun çalışacak demiştik. Daha önceki videoyu izlediyseniz, bu enerjiye teslim olmamanın tek şartı düşüncelerinizi ve duygularınızı yönetebilmekten geçiyor. Eğer sözlerinize, ağzınızdan çıkan kelimelere, bunlara dikkat ederseniz zararsız atlatmış olursunuz böyle zamanları. Tabii ki Venüs-Mars kavuşumu bu tutkuları, kalbinizin derinliklerindeki bazı duygular harekete geçecek demektir. Ama bir de işin içinde daha doğrusu kadersel etkiler var. Kuzey Ay düğümü gibi. Kuzey Ay düğümü bize geçmişe yeni bir ışıkta bakmamızı sağlayacak. Fikirleriniz, planlarınız, hedefleriniz, bütün bunlar değişime uğrayabilir. Bu arada ani kararlar almaktan imtina etmenizi, biraz kendinizi geride tutmanızı tavsiye ederim. Ha illa bir karar almanız gerekiyorsa, sizin için çok önemli ve başka bir gününüz yoksa, lütfen mantığı elden bırakmamaya çalışın. Çünkü sonradan üzülebilirsiniz. Bunun bir diğer nedeni de Merkür Mars'la zorlu bir açı yapıyor. Bu aslında ne yapar biliyor musunuz? Karşınıza birçok fırsat çıkaracaktır ve sizi biraz da dürtüsel olarak hareketlendirip hızlandıracaktır. Aman diyorum, sakin olun. Ama sonuçta size yardımcı olacak kişileri de hayatınıza çekecektir bu enerji. Bu kadersel bir süreç diyelim. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.